Bugün Avrupa'ya taşımış çok adam var. Kim var hocam Türkiye'de? Ne yapmış? Aykut Kocaman ne yapmış? Hocam haftanın 10'da 10'una bakacağız bu hafta. Peki. Teknik direktör Aykut Kocaman. Genel performans hocam. 5. Futbol bilgisi. 5. Neye göre 5 verdi şey, genel performansı? Konya'da Avrupa'ya taşımış. Ya, şampiyonlar. Ya bir dakika ya. Bugün Avrupa'ya taşımış çok adam var. Ya gel gel. Kim var hocam Türkiye'de? Ne yapmış? Aykut Kocaman ne yapmış? Hocam gitti Konya Spor'u parlattı. Konya Spor'un Avrupa'da daha önce boy gösterdiği. 6 verdim. Özür dilerim. Veya... 6 verdim. Futbol bilgisi. 6. Duruşu. 3. Niye? Heyecan yok. Ruh yok. Gülmeyen bir adam. Oyuncuyu motive edemeyen bir adam. Tuhaf bir adam. Soğuk. 3. Basın ilişkileri. Nasıl tuhaf? 7. Basına karşı saygılı, medeni, kibar. 8. 8 veriyorum basın ilişkilerine. Taraftarın gözünde. Bir kısım çok seviyor, bir kısım güvenmiyor. Ortalamayı verelim 7. Bugün itibariyle ben seçeyim. Taraftarın gözünde 9. Ben 7 diyorum. Para performans. 10. Fazla para almıyor. Aşk gözlü değil. Paracı bir insan izlenimi vermiyor. 10. Yaşam tarzı. 10. Aykut. Karizması. 5. Karizma yok. Şimdi Igor Tudor'un karizmasıyla Aykut Kocaman'ın karizması falan değil. 5. Gördük dün Igor Tudor'u beyaz atlet. Bak, üzerinde neyi kardeşim, karizma ya? Bazı adam vardır. Üzerine deri ceket, kırbaç da verir. Ne herif karizmatik adamdır. Deri ceket, kırbaç. Sokakta kahya olsun. Kötü giyinse karizma başka bir şeydir. Türkiye'nin en karizmatik hocası. Fatih Terim. Yok be abi ne Fatih Terim? Niye? Igor Tudor. Karizma. Boy, boz, tip, bakışlar, konuşma tarzı. O boy yapasa da o göbek olmuyor ya. Ya fark etmez kurtarıyor taşıyor. Değeri. Kimin? Aykut Kocaman. 6. İz bırakması. Futbolcu olarak mı, hoca olarak mı? Teknik direktör. 8. Yeter. 7. Tamamladık 7'ye. İyi yani, iyi aldık. Mehmet Topal. Evet. Genel performans. 9. Futbol bilgisi. 9. Duruşu. 10. Basın ilişkileri. 10. Taraftarın gözünde. 9. Taraftarın gözünde pek iyi bir hocam öyle söyleyeyim. Niye? Mehmet Topal en istikrarlı futbolcusu Fenerbahçe'nin. Bal yapmayan arı diyorlar. Ya fark etmez ne yapacak? 50 her maçta gol mü atacak? Para performans. 9. Oho, Van Persie'nin 5 milyon euro alıp yılda... Van Persie'nin para performansı 0'ın altında sıfır. Hocam. Geçen sene burada yapmıştım. Mehmet Topal. 9. Yaşam tarzı. 10. Beyefendi. Karizması. 5. Karizma yok. Köy çocuğu. Niye? Köy çocuklarından karizma olmaz. Olmaz. Değeri. 8. İz bırakması. 5. Mehmet Topal futbol bıraktan sonra kimse tanımaz biliyor musun? Evet. Niye? Öyle bak göreceksin. Öyle futbolcular vardır ki. Mesela Ulvi vardır. Tanır mısın yolda yürürsen? Bir zamanlar Beşiktaş'ın... Kadir, Ulvi yan yana. İşte ama yani. 5. Metin Ali Feyyaz zamanı. Alex 100 yaşına da gelse Alex. Türkiye'ye geldiği an Alex amca gelmiş derler. Mehmet Topal'ı futbol bıraktan sonra kimse tanımaz. İz bırakma budur. Hocam 8.4 almış. Mehmet Topal güzel. Için güzel puan. Güzel. Hak ettiği bir puan diyelim. Evet. Hocam yönetici olarak da futbolun patronu diyelim. Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Yıldırım Demirören. Genel performans. 7. Federasyondaki performansı. Beşiktaş saymıyorum. Tabii ki. 7. İyi mi gidiyor milli takım? Şöyle 7. İhaleyi kuvvetli yaptılar. Sponsorları buldular. Sponsorları bulmaya gerek yok hocam. Biz burada oturalım. Sponsor. Hayır. Sponsorlardan 10 lira alacakken 20 lira almaktır zaten önemli olan. Daha önceki federasyonlar 10 lira alırken belki 3-5 ceplerini aldılar. Asla Yıldırım Demirören böyle bir şey yapmaz. Hak ettiği değeri aldı. Ben 7 diyorum. Bak 10 demedim. 7. 5-6 lira en fazla. Futbol bilgisi. 8. 8. Futbol bilgisi, Futbol Federasyonu Başkanı'nın futbol bilgisi olmaz. Mesela Luchescu'yu götürmek bile, getirmek bile, Fatih Terim'i kovduktan sonra Luchescu'yu getirmek bile futbol bilgisinin doğru olduğunu kanıtlar. Macera aramadılar. Garantiye gittiler. Onun için 8 veriyorum. Duruşu. 7. Basın ilişkileri. 9. Her türlü eleştiriyor açık.
Hiç kimseye sinirlenmiyor, hakaret etmiyor. Türkiye'nin en eleştiriye açık adamlarından biri. Taraftarın gözünde. Dört. Sevmiyorlar. Kabul etmek bir. Lazım. Para performansı. Beşiktaş'ta mı burada mı? Ne fark eder hocam, ikisi aynı fark ya. Fark eder, hayır. Beşiktaş'ı batırdı, milli takımın da hali ortada. Hayır. Türk milli takımında para performansı 6. Bak Fatih Terim'e de parayı yıllar, vermeyecek. Bir şey söyleyeceğim. Biz 2 yıldır neyi tartışıyoruz? Milli takıma verilen primler, teknik direktöre verilen paralar, boşa harcanan paralar. Bir dakika. Bir dakika. İspanya'da 100 milyon lira harcanan para, arkadan yanlarında götürdükleri, İspanya'ya gittiniz mi hocam milli maça? Evet. Ben gittim. Herkesin altında özel şoför, herkesin altında. 6'ya indirdim. Türk beşe milli indirdim. Takımı Hatış. Kadar parayı beşe orada indirdim. Şey İngilizler beşe harcamadı o parayı. 5'e indirdim, tamam. Yaşam tarzı. 9. Çoluğu, çocuğu, bir sıkıntısı yok. Karizması. 7. Değeri. Zor bir soru. Bak şimdi şey söyleyeceğim sana. Yıldırım Demirören'e ne ağır eleştiriler adamlarına geliyor. Ama Yıldırım Demirören dışında. Milyon, milyarlarca bütçenin başına başka bir adamı koy. Başkaları soyar sobana çevirir federasyon. İnan bana, ne demek istediğimi sen anladın. Tabii ki. Etrafındaki adamlarla, kendisiyle hatalar yapmasına rağmen aç bir köpeği getir bu federasyon başkanı olarak bu bütçenin içine, bu ilişkilerin içine, anasını aldır. Yani işte avantajı aç olmaması. Yani evet. 7 verdik, 8 verdik. İz bırakmaz. Müspet, menfi bir iz bırakacak. 6. 6 olur. 6. 7 6. 6.9'dan 7.